Teknoşok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizler için farklı bir içerik hazırladık. Bu içerimizde sizlere uygun fiyatlı fare, klavye ve kulaklık tavsiyesinde bulunacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz artık bilgisayarlar gündelik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumdalar. Bilgisayarların yanında kullandığımız donanımlar nedir işte? Klavyedir, faredir ya da kulaklıktır. Bunlar da bizim için önem arz ediyor. Fakat ben hem performansı yüksek hem de düşük fiyatlı bir ürün arayacağım diyorsanız bakmanız gereken yer tabii ki teknoloji mağazaları. Bu videoda arkadaşlar biz Marmara Forum'da yer alan MediaMarkt mağazasına geldik ve sizler için şöyle yanımda görmüş olduğunuz pek çok fareyi inceledik ve fiyat performans bazında öne çıkan modellerden bir demet hazırladık sizler için. Öncelikli olarak farelerle başlayalım. Eğer fiyatı 100 liranın altında olan kablosuz bir fare arıyorsanız sizin için çok güzel bir önerimiz var arkadaşlar. Logitech'in M171 faresi. Gördüğünüz gibi boyut olarak oldukça küçük, kablosuz ve kalem pille çalışıyor arkadaşlar. Ki kalem pille çalışmasının şöyle bir avantajı var. Şarjı bittiğinde kablo vesaire uğraşmadan hemen yeni bir pil takıp kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ele oturan bir yapısı var. Oldukça şık. Ayrıyeten bu mouse'un mavi beni açmadı derseniz, kırmızı da beni açmadı derseniz, siyah versiyonu da mevcut arkadaşlar. Yani Logitech'in M171 mouse'unu mavi, kırmızı ve siyah renk seçeneklerinden birisiyle satın alabilirsiniz. Evet, fareyi aldığımıza göre sıra neye geldi? Tabii ki klavye. Uygun fiyatlı bir klavye bulmak aslında çok zor değil. Lakin fiyatının yanında bir de uzun ömürlü olsun, tuşları yumuşak olsun, kullanımı daha stabil olsun diyorsanız o zaman size güzel bir tavsiyemiz var. Logitech imzası taşıyan K120 arkadaşlar. Bu klavye kablolu bir klavye. Onun yanında basış hissiyatı işte kötü değil. Klasik bir tuş dizilimine sahip. Numpad'den fonksiyonel tuşlara kadar bütün tuşlar mevcut. Ayrıca arka kısma geçtiğimizde tırnaklar da var. Bu tırnakları açıp klavyeyi açılı olarak da kullanabiliyorsunuz. Normal gündelik yaşantınıza size oldukça rahat ve fonksiyonel bir işlev sunacaktır. Ben klavye ve fareyi ayrı ayrı değil de set halinde almak istiyorum diyorsanız onun için de bir ürün baktık arkadaşlar. Şöyle hemen geldiğimizde burada yine Logitech imzası taşıyan MK235 mouse ve klavye setimiz mevcut. Bu set arkadaşlar ikisi de kablosuz. Eğer ben kabloyla uğraşmak istemiyorum diyorsanız gördüğünüz gibi burada bir kablosuz klavyemiz var ki bu klavye pille çalışıyor arkadaşlar. İki tane 3A yani AAA pil taktığınız zaman çalışmaya başlıyor. Yine tırnakları vesaire mevcut. Açıp açılı bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu klavyeyi de. Ayrıca bu setin yanında şöyle bir de kablosuz faremiz de geliyor. Bu seti satın aldığınız zaman ayrı ayrı klavye fare aramakla da uğraşmamış oluyorsunuz. Peki klavye fare olayını hallettik. Şimdi dilerseniz bir de fiyatı uygun olan kulaklıklara bakalım. Evet arkadaşlar geldik kulaklık standımıza. Burada da yine Logitech imzası taşıyan uygun fiyatlı iki performans ürünü bulduk sizler için. H110 ve H111. Aslında bunlar aynı ürünler sadece arkadaşlar. Giriş soketleri farklı. Yani bir tanesinde 3,5 milimlik tek bir jack bulunuyor. Buradan hem hoparlörü hem mikrofonu kontrol ediyor. Diğerinde ise hoparlör ve mikrofon girişleri farklı. Eğer günlük yaşantınız için uygun fiyatlı mikrofonlu bir kulaklık arıyorsanız bu iki ürün sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Evet, günlük kullanım için uygun fiyatlı klavye, fare ve kulaklık önerilerimizden bahsettik. Şimdi sıra geldi oyuncular için olan önerilerimize. Ben oyun oynamak için uygun fiyatlı fiyat performans ürünleri arıyorum diyorsanız size göre 2 adet Logitech ürünü seçtik arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi G203 oyuncu faresi. Bu farenin kablolu olduğunu belirtelim. Ayrıca gördüğünüz gibi bir renk barıdan var üzerinde. Kullanımı son derece basit. Makro kullanımları, makro tuşları vesaire var. Bu makro tuşlarını oyunlara göre değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca bu fare çok böyle aşırı sert bir tasarıma sahip değil. Yani günlük kullanımda da rahatça kullanabileceğiniz bir ürün diyebiliriz. Gelelim klavyemize. Sizler için seçtiğimiz klavye ise Logitech G213 arkadaşlar. Bu klavyede de yine RGB bir aydınlatmamız bulunuyor. Ayrıyeten Logitech'in kendi G-Hub arayüzünden de çeşitli özelleştirmeler
yapabiliyorsunuz bu klavye. Üzerinde mekanik bir klavye değil. Dolayısıyla öyle aşırı ses çıkarmıyor. Oyun haricinde günlük iş ya da günlük kullanımda da size rahat bir şekilde hizmet edecektir bu klavye. Dolayısıyla ben böyle uygun fiyatlı oyuncu ekipmanı arıyorum diyorsanız Logitech tarafında size bu iki ürünü tavsiye edebiliriz. Evet, oyuncu ekipmanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer City Series reyonuna geldik. City Series'te de arkadaşlar biliyorsunuz pek çok oyuncu ekipmanı mevcut. Biz bunlardan birkaç tanesini seçtik sizler için. Örneğin seçtiğimiz ilk ürün City Series Apex 5 klavye arkadaşlar. Bu hibrit mekanik bir klavye. Ayrıca bakın bunda önemli bir özellik var arkadaşlar. Bilgisayar haricinde bu klavyeyi Xbox One ve PlayStation 4'te de kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bilek yastığı vesaire de var. Ayrıca bu klavyenin üzerinde bir de şöyle şurada görebileceğiniz üzere OLED bir ekran bulunuyor. Bu OLED ekranda seçtiğiniz profilleri vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Klavyemizi şöyle kenara bırakıp sizler için seçtiğimiz City Series faremize gelelim. Sensei 310 modeli arkadaşlar. Bu model kablolu bir model. Yine aynı az önce baktığımız Logitech modelinde olduğu gibi çeşitli makro tuşlar var üzerinde. İstediğiniz oyuna göre bu makro tuşları şekillendirebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir fare olduğunu söyleyebiliriz. Yine RGB aydınlatmasının olduğunu da belirtelim. Faremizi kenara koyduktan sonra geliyoruz kulaklıklarımıza. İlk modelimiz City Series RTX 3 kulaklığımız arkadaşlar. Bu kulaklık kablolu bir kulaklık fakat bu kulaklığın önemli bir özelliği var. O da mikrofonunun kulaklık paneli içerisine saklanabiliyor olması. Yani sürekli dışarıda durmuyor. Bu RTX 3 arkadaşlar bilgisayar haricinde Nintendo Switch, Xbox ve PlayStation 4'te de kullanabiliyorsunuz. Onun bir üst modeline geçiyoruz. RTX 5'e. Bunda farklı olarak arkadaşlar aslında hemen hemen aynı kulaklıklar. Fakat farklı olarak ne var diyecek soracak olursanız hemen şurada size kutunun üzerinde de net bir şekilde görünen RGB aydınlatmayı söyleyebiliriz. Eğer ben ışıl ışıl bir kulaklık istiyorum diyorsanız RTX 3 yerine RTX 5'i tercih edebilirsiniz. Ve gelelim sizler için seçtiğimiz bir başka kulaklığa. Corsair HS35 stereo kulaklık arkadaşlar. Bu kulaklığın en çok hoşumuza giden yanı sporcu kumaşından yapılma süngerlere sahip olması. Dolayısıyla kulağınızda vesaire terleme yapmıyor. Özellikle sıcak yaz aylarında bu kulaklıkla oyun oynamayı çok seveceksiniz diyebiliriz. Ayrıca şunu da belirtelim yeri gelmişken bu kulaklığı PlayStation 4'te ve mobil oyun platformlarında da daha doğrusu akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlarda da kullanabilirsiniz. Bunu da size söylemiş olalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere uygun fiyatlı günlük kullanımda ve oyun tarafında satın alabileceğiniz bazı klavye, fare ve kulaklık modellerinden bahsettik. Önümüzdeki günlerde farklı içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek hoşçakalın.